Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Medeniyetler Şehri Hatay'da bir araya geldi. Çukurova bölgesinin 3 Büyükşehir Belediye Başkanı, 52 radyo ve 5 televizyon kanalının ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Belediye hizmetlerinden COVID-19 salgınına, bölgesel istihdamdan şehirlerde yaşayan Suriyelilere kadar çok sayıda meselenin konuşulduğu buluşmada, CHP'li Başkan işbirliği içerisinde birlikte hareket etme kararlılığına vurgu yaptı. Bugün Akdeniz'e kıyısı bulunan 3 büyükşehir belediyemizin 3 belediye başkanını ağırlıyoruz. Geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Lütfi Savaş, siz de ev sahibi Hatay'dansınız. Siz de hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Bu Habib-i Necer Hazretleri'nin adını taşıyan ve makamının hemen altında yapmış olduğumuz yayınla birlikte bizi izleyecek tüm dostlarımıza Hatay'dan selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Bir tecrübe paylaşımı olarak nasıl değerlendirirsiniz işbirliğini? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir kere medeniyetlerin kenti, güzel insanların kenti, güzel doğanın, güzel tarihin kenti Hatay'da ve Hataylılarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığımı söylemek istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. 3 büyükşehir belediye başkanı bir arada, bu elbette bizim için çok büyük mutluluk, çok büyük bir güç ve moral kaynağı da oluyor. Lütfü Başkanıma teşekkür ediyorum. Zeydan Başkan da beni konuk etti Hatay'a, bu kadim kültüre, bu güzel topraklara. Gerçekten Hatay'ın sadece ülkemizde değil, dünyada önemli bir yeri var. Tabii Adana ve Mersin'de işte bu özellikleri taşıyan üç kent. Aslında geçmişimiz, günümüz, geleceğimiz, her şeyimiz bir, ortak kaderimiz bir. Şartlar, koşullar, bölgedeki gelişmeler, hem ülkede hem komşu coğrafyadaki gelişmeler. Tabii ki biz ortak kaderi paylaşan 3 tane şehiriz. Belki de Türkiye'nin en jeopolitik, en stratejik yerinde belediye başkanlığı yapıyoruz. Ve bereketli topraklar, ortak tarih, ortak kültür. Bütün bunlarla birlikte ortak amacımız var. Bu şehirlerde yaşayan insanlar daha mutlu, daha müreffeh olsunlar, daha huzurlu hissetsinler kendilerini ve hayata çok sıkı sıkıya sarılma imkanları olsun.